Yeni bir bölümümüze merhaba arkadaşlar. Bugün sizin arkadaşlar Roblox Studio arkadaşlar story yani hikaye oyunu yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle Roblox'u yüklemeyi bilmeyenler için arkadaşlar şuradan hemen Roblox'tan create'e gelin. Zaten create olması lazım yani önünüzde bir sayfa gibi bir şey değişik bir şey açılabilir, oradan yükleyebilirsiniz ya da burası açılırsa da şuradan stüdyoya basarak yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi şuradan Roblox'umuzu açalım arkadaşlar. Hemen şuradan new'e bastık ve buradan base plate'e basıyoruz. Arkadaşlar benim kullandığım lobby var, yani bu videoda lobby yapacağız. Lobby'nin linki açıklama kısmında var zaten. Ben hikaye oyunu olarak okul seçtim arkadaşlar. Siz kamp gibi şeyler de yapabilirsiniz tabii ki de. Hemen şuradan alıp modellerden. Tabii ben size açıklama kısmını vereceğim bunu zaten arkadaşlar. Ondan yapabilirsiniz. Şimdi lobby 2 diye geçiyor zaten. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi hemen bunu başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan lobby açalım. Lobby açtıktan sonra arkadaşlar önceki şu base plate var ya, şuradaki base plate siliyoruz. İsterseniz şöyle silebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle delete'ye basarak da silebilirsiniz. Şimdi öndeki şu map olanı workspace atıyoruz. Refrigerator storage'u atıyoruz. Sonra starter character script'i hemen starter player atıyoruz. Sonra starter character script'i bulup oraya atıyoruz. Starter GUI'yi de starter GUI'ye atıyoruz arkadaşlar. Sonra biz şu lobby'yi silebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi map'i önce map'ten başlamayalım. O zaman karışık olabilir. Önce starter character script'i başlayalım. Şuna sağ tıklayıp ungroup diyoruz. Bunu da sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu da ungroup diyoruz. Bunu da sağ tıklıyoruz ve bunu da ungroup diyoruz ve en sonunda map kaldı. Map ile ungroup diyoruz. Evet ve hızlı bir şekilde bitti. İşte lobimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan bir play basıp da önce test edelim. Şimdi nasıl yerleri değiştireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Bir başlayalım yani oyun gelsin bir aynen geldi gördüğünüz gibi. Ben böyle bir yazı falan yaptım. Böyle şeyler yaptım. Siz bunları değiştirebilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. Hemen siz bakın bu şekilde giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi ayrıl butonuyla da ayrılıyoruz bu şekilde. Orada sıfır olunca başlıyoruz oyun işte böyle şekilde oluyor. Ama bu sadece lobby daha oyunu falan yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yaptık böyle bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Öncelikle bizim şunları editlememiz lazım yazılar falan. Onları nasıl olacağını göstereyim. Information giriyoruz starter GUI'de bakın information var. Main bölümü. Yukarıdaki tekstin olduğu yer yani şu yukarıdaki yazının olduğu yer arkadaşlar oraya değiştirebilirsiniz. Mesela buraya oyunu beğenir gibi değiştirebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Ben okula gidiyoruz yazdım. Şimdi burada kapatayım ben zaten bunu yaptım. Şimdi bunların hiç üçüne dokunmuyorsunuz çok şey yani bunların alakası yok yani hiçbir şeyle. Buradan menüyü açıyoruz arkadaşlar. Buradan leave buton var. Buradan text label var. Hani burada ayrıl yazıyor ya leave. Onu mesela ben Türkçe yapayım şöyle ayrıl yazacağım. Ayrıl. Evet görünüyor yani bu sefer ayrıl yazınca ona basıyoruz. Mesela şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Girip de göstereyim yani. Mesela daha önce leave'di arkadaşlar şimdi o. Şimdi biz bunu ayrıl olarak değiştirdik. Hemen şimdi şöyle bir göstereyim. Girdik mesela buraya. Gördüğünüz gibi ayrıl yazıyor artık. Ayrıla basınca ayrılıyor. Evet stop'a basabiliriz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şimdi ne yapıyoruz? Bunlardan yapılacak bir şey yoktu sanırım. Bir bakayım yine de. Yapılacak bir şey olursa yok aynen yapılacak bir şey yok ama şu şeyde bir şey olabilir mi yok burada da yok tamam sıkıntı yok. Şimdi bunları yaptık main GUI'de yaptık aynen transition aynen bu şey boşverim bunu. Şimdi buradan ne vardı otobüslerin şeye gitmesi var arkadaşlar onu yapacağız. Şimdi ha bir saniye öncelik onu yapmadan önce şey yapalım arkadaşlar burada bu ne ya neyse. Şimdi şuradaki şoför koltuğuna ben varım iki şeydir arkadaşlar. Siz bunu nasıl değiştireceğinizi şimdi göstereceğim. Şimdi öncelikle şu kendimi sileyim. Kerem 96 geçmişleri silin arkadaşlar böyle ikisini de silin. İkisi de şoför koltuğunda zaten. Silelim şunu da. Ha siz sen şoförsüz de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz ama ben şoförlü yapmak istiyorum. Mesela kim olsun abi? Birini bulun yani tekrardan. Mesela buradan rastgele birini yazamayız. Ama ben yine kendimi yazmak istiyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi R15 R tabi size böyle gelmemeyi de bilir. Neyse de başka bir şey yapalım. Hadi Kerem yapalım. Kimse artık o gelsin. Kerem yaptım diyelim bu geldi. R15 dedim mesela. Nerede spamlandı lan o? Bir saniye Kerem. Yok daha spamlanmamış bir saniye. Spam R15. Oğlum nerede spamlandın? Yo spamlanmamış bir saniye. Şurayı seçelim. Bir yeri seçelim. Mesela şurayı seçeceğim. Rastgele bir yeri seçelim. Ha bu arada aynen bu da plugin arkadaşlar. Bunu da açılma kısmında bırakırım arkadaşlar bunda linkini. Mesela ben şunu spamlayacağım. Spam R6. Aynen.
Bakın bu şekilde geldi mesela. Şunu sileyim bu arada. Üstekini tamam. Mesela bu geldi arkadaşlar. Fakat sizde mesela yamuk yumuk gelirse R15 olarak spawnlayın arkadaşlar. Tabi bunda R15 yamuk yumuk gelmesi lazım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde geldi, çok kötü. Bunu silelim. Evet, şu geldi mesela. Şunu kapatabiliriz artık. Biz bunu sürükleyebiliriz aşağı bir yerlere. Şimdi şu şekil. Oğlum ben niye götüremiyorum bunu? Neyse, bu şekilde götüreceğiz artık. Lan gel. Heh, tamam. Şimdi mesela ben önceki bunu şoför koltuğuna almamız lazım. Şu şekilde. Şimdi mesela şoför koltuğunu alalım. Şu şekilde tamamdır. Ama öncelikle bunu şuraya getireceğim. Bunu oturma pozisyonunda yapmamız lazım. Şunu yukarı doğru çekelim. Şimdi bunu Aldery Pro, yani karakterimizi açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi, ya of gitti yine, bir saniye. Aldery Pro, aynen gel. Şimdi burada gördüğünüz gibi burada şunlar ellemeyin. Şunlar şapkalar falan arkadaşlar. Mesela şurada heat var, kafa falan, onları şey çevirebilirsiniz şu şekilde falan. Şuradan hemen hızlı bir şekilde left arm falan var. Önce leglerden başlıyorum, bacaklardan. Tabi sizde daha ayrıntılı olabilir. Mesela right leg 2 gibi öyle şeyler de olabilir. Onları böyle beraber seçerek yapacaksınız. Mesela iki ayağı da beraber seçeceğim. Mesela şu şekilde. Mesela şöyle yaptım. Scale'i zaten. Pardon. Rotate'de mesela şöyle yaptım mesela. Gördüğünüz gibi böyle şekilde falan yapacaksınız. Böyle olmasını istiyorum ben. Sonra bu diğerlerini, diğer hepsini seçiyorum. Ayakları hariç hepsini seçiyorum. Hızlı şekilde. Eğer yapamayan olsa Discord'dan yardım alabilir arkadaşlar. Şöyle bir geri çekeyim. Allah, bir saniye. Yanlış yaptık. Tamam. Bir saniye. Şunları tekrardan şey yapacağım. Yanlışlıkla başka yerlere tıkladım, olmadı. Rotate'e basacağım. Legleri seçtim. Ayakları şurası bir şekilde, iki şekilde çevirdim. Şunları aldım. Bir saniye. Şöyle. Hızlı şekilde alalım. Bunların hepsini almak zorundasın arkadaşlar. Yoksa olmaz. Şöyle bir bakayım ben bir. Şimdi bunu move'dan geriye doğru çekelim bir tane. Tamam. Şu şekilde bir tane aşağı indirdik mi? Olur herhalde. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi oldu gibi. Siz bunu daha da şey yapabilirsiniz. Bakın tam olmadı gibi. Şimdi ben şuradan plugins'e tıklıyorum. Welding Tools by F3X var. Bunu da açmak istiyorum. Bırakırım arkadaşlar linkine. Bunu da yüklersiniz artık. Şöyle yaparak koyalım. Bu arada plugin nasıl yüklenir onu da size göstereyim. Şunu azıcık daha yukarı alayım. Ha, şuradan basarak arkadaşlar, buradan plugins'e basın. Oradan zaten otomatik olarak yüklersiniz. Basın arkadaşlar, yüklenir zaten. Neyse, My Modest'e geri dönelim. Hemen şuradan kapatalım şunu. Evet. Böyle oturan bir şey oldu. Fakat bu çok, yani bacağı da şey oldu arkadaşlar. Ben bunu beğenmedim. Tekrardan şöyle şey yapacağım. Biraz da şey yukarıda olmasını istiyorum. Dediğim gibi ayakları almıyorsunuz. Leg zaten ayak ayaklar zaten. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yukarı doğru çekeyim. Şu şekilde olsun istiyorum ben. Aynen. Şu şekilde bence iyi oldu. Böyle oturmak için. Şimdi ben bunu ellerini şeye göre yapacağım. Şunu önce şuraya basalım. Aynen, gördüğünüz gibi şu anda böyle. Ben bunu önce oraya götürüp şimdi ellerine falan yapacağım. Hızlı şekilde götüreyim. Şöyle tam iyi götürürsem çok iyi olacak. Tamam, götürdüm. Benim bunu çevirmem lazım. Çevirmek istiyorum ama çevrilmiyor. Tabii ki de bunların çakıştığı için çevrilmiyor. O yüzden ben bunu alıp hemen yukarı doğru götürüyorum. Yukarı yukarı, tamamdır. Ya da şuralara falan da götürebilirsiniz. Biz bunu çevireceğiz burada. Hemen hızlı şekilde çevirelim. Ve hızlı bir şekilde tekrardan yere hop in bakayım. Allah, çok indi. Bir saniye. Aynen. Şunu ayarlamamız lazım tabii ki de. Bu biraz sıkıntı olmaz. Aslında sıkıntı olmaz ya. Yaparsınız, kolay zaten. Şöyle bir ayarlarsak iyi olur. Hadi bir saniye. Şu şekilde. Oğlum ya, yapamadım ben şimdi bunu. Bak bir saniye. Mesela tam uyuşmadı böyle benimki gibi arkadaşlar. Açın abi by building tools. Hemen şurada hızlı bir şekilde yapın. Bu şekilde yapabilirsiniz ayarını. Dediğim gibi anlamayana Discord gelebilir arkadaşlar. Anlatırız yani, sıkıntı yok. Şuradan hemen hızlı şekilde şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi ben böyle olmasını istiyorum. Ve elleri direksiyonda olsun, yani onu istiyorum. Şimdi elleri seçiyoruz arkadaşlar. Arm, yani kollar. Tabi bende böyle normal böyle bir karakter olduğu için ben kolay yapıyorum. Sizde bir sürü şey olabilir arkadaşlar. Onlarla yapabilirsiniz. Yani bir sürü kol gibi. Onları hepsini seçerek yapacaksınız artık. Hemen şuna rotate'e basıyorum ve hemen şöyle hızlı bir şekilde kolu çeviriyorum. Ama bunlar birazcık şey duruyor. Hemen şu bir şey şöyle alıyorum, bir de şöyle yukarı çekeceğim. Tamamdır. Şöyle tam iyi oldu aslında, fark ettiyseniz. Ama şu kol biraz daha ayrı durdu. Şimdi teker teker kolları yaparak yapabiliriz bunu. Hemen buradan building tools açıyoruz. Aslında çok kolay arkadaşlar yani.
Zor diyenler var mı bilmiyorum ama bayağı kolay yani. Arm da halledelim şöyle hızlı şekilde. Tamamdır. Tamam, ben böyle istiyorum yapımı. Aynen, tam çok güzel oldu ama şu videoda biraz daha ayrı durdu arkadaşlar. Onları da yapalım. Hemen şöyle hızlı şekilde hepsini seçelim. Torso'yu seçtik. Arm değil, pardon. Leg'leri seçiyoruz. Arm hariç, yani kollar hariç seçiyoruz arkadaşlar. Siz isteğinizi yapabilirsiniz tabii ki de. Hemen hızlı şekilde şuradan şunu building tools yapacağım. O biraz daha iyi oluyor yani. Şöyle kollarıyla olursa daha güzel olacak. Tamamdır. Böyle yaptım ama kollar uyuşmadı şeyle, fark ettiyseniz. Biraz daha şey yapmam lazım. Bir saniye. Şöyle. Biraz daha şöyle kaydırırsak tam uygun olması için. Evet. Birazcık daha uygun oldu. Fakat birazcık daha mesela kolları yanaştırarak sabitleyebilirsiniz. Mesela şu iki kolu da şey yap. Mesela şu koldan başlayayım hatta. Şöyle yaptım. İyi bence. Şunu da yapayım aynısını şöyle. Şu şekilde. Hop. Yani bu, yani anlamayanlar falan olabilir yani, garanti vardır zaten. Dediğim gibi Discord sunucusuna yardım alabilirsin arkadaşlar. Evet yaptık fakat yani bu çok kötü durdu, fark ettiysen burada ayakları falan, onu da yapalım. Şimdi şu ayakları alalım. Geriye yapalım. Geriye çekelim. Evet. Şimdi karakteri birazcık daha geri çekmemiz lazım arkadaşlar. Çok kötü oldu çünkü biraz da. Şöyle bir şey, karakteri seçiyorum. Ama siz direkt bunu da seçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde geri çekeceğim. Tamamdır. Bence böyle iyi. Ya bence böyle iyi durdu arkadaşlar. Tabii sizin kararınız. Ben bilmem var. Siz nasıl yaparsınız öyle güzel olur diye düşünüyorum. Hemen şu. Siz daha iyisini yapacaksınızdır zaten. Evet. Bakın oldu benimki. Şimdi bunun aynısını diğer tarafa da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafa. Fakat ben sadece bir tanesiyle yapacağım. Çünkü videonun uzun sürmesini istemiyorum. Hatta şu an yani 11 dakika olmuş. Şimdi ben yazıları editlemeye devam edeyim arkadaşlar. Şimdi buradan bu hazır gibi şeyler var. Buradan gate yazarak da alabilirsiniz. Gate yazın. Şimdi burada gate yazdıktan sonra torch script var. Şimdi place id gibi şeyler var. Öncelikle arkadaşlar bunu yapmadan önce hemen hızlı bir şekilde buradan oyunumuzu alalım. Hemen buradan Viva girip Game Explorer var. Yo pardon, bu muydu ya? Aynen buydu ama size başka bir şey de gelebilir arkadaşlar. Buradan önce publish gibi bir şey olması lazım. Bunu publish'e basıyorsunuz. Evet, My Games olsun. My Games. Aynı bir saniye dur. My Games tamamdır. Create new game var. Ona basıyorsunuz. Bunu oyun adını yazın arkadaşlar. Oyunun adı ne olsun mesela? Video ya tam video çekimi yazmayayım da okul story yazacağım. Okul story yazdım. Hangi cihazlar oynanabilsin? Onları seçiyorsunuz. Mesela şunu seçmeyin tabii ki. Konsol seçmeyin. Onun için özel ayarlar var. Zaten tablet phone, yani tablet ve telefon için zaten otomatik olarak ayarlanmış olması lazım. Şimdi bu açıklama kısmını yazarsınız. Zaten bunları sonra değiştireceğiniz için sıkıntı yok. Ben bunu sallayacağım mesela. Şöyle bir şeyler yazayım. Böyle sallayayım. Hemen create'e basın arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Olmasın, bekliyoruz arkadaşlar. Sonra direkt yapacağız. Evet, bitti bile. Hemen şuradan close'a basıyoruz ve bu şekilde böyle bir şey geldi. Fakat sizde farklı bir şey de gelebilir. Böyle dosyalar haline falan da gelebilir. Buradan place veya world olması lazım. Onu açın. Ya da açmanıza gerek yok. Üstüne sağ tıklayın. Add new place'e basıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekletiyor, tamam oldu. Şimdi şu geliyor, bakın şu bizim lobimiz arkadaşlar, bu geliyor. Bunun ismini değiştiriyorsunuz, böyle yaparak değiştirebilirsiniz ya da böyle sağ tıklayın, rename diyerek de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bunun ismini ne yapayım, ne yapayım, story yapacağım, yani oyuna başladığınız yerin adı story. Şimdi bunu sağ tıklıyor, story'ye sağ tıklayıp da buradan copy id to clipboard yazıyor, ona basıyoruz. Torch Gate scriptleri arkadaşlar, şunu kapatabiliriz bu arada. Hemen şunları yazalım. Place ID kısmına. Onları yazıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan yapıştıralım. Buradan başka bir şey var mı yapılacak diye bakıyorum. Yapılacak bir şey yok gibi gözüküyor. Aynen yok. Tamamdır. Teleporting diyor mesela şurada. Işınlanıyor diyebilirsin ya da oyuna giriliyor gibi bir şey de yapabilirsiniz buraya arkadaşlar. Şunu da şey yapalım, ayarını hemen şunu da yapalım. Hop, tamamdır. İkisini de yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şunları kapatabiliriz. Şimdi gate'i yaptık fakat burada hazır gibi şeyler yazıyor. Onları da değiştiririz şimdi. Yani bunları İngilizce falan da yapabileceksiniz arkadaşlar. Hemen şuradan gate'e geldikten sonra buradan, yani gate'e basın şuradaki. Şuradan gate yazıyor mesela. Burada gate'e bunlar yok, bunlar değil. GUI part bakayım bir, bu mu? Aynen bu arkadaşlar. GUI part'tan status var. Status ne demek? Hemen şuradan göstereyim. Hazır mesela text bölümümüz. Şuradan text yazarak da gelebilirsiniz tabii ki de. Hazır yazıyormuş. Bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar buraya basarak. Mesela ben buna hazır
Böyle yazacağım mesela. Hazır diye yazabilirsin mesela şu şekilde. Fakat tersiye en büyük olması daha iyi tabii ki de hazır. Evet, hazır yaptık. Şimdi burada title yazıyor. Burası nedir? Yani onu da basalım. Buradan text yazalım. Evet, oyuncu yazıyormuş. Burada oyuncu, yani altında oyuncu yazacak. Title, yani buradaki ne title'ı. Text burada süre arkadaşlar, süreyi gösteriyor. Players var burada. Text yazsak hemen hızlı bir şey. Evet, sıfır. Onlar da sıfır yazacak. Onları ellemiyorsunuz. Şu ikisini ellemeyin. Çünkü şu üçünü değiştirebilirsiniz. Şu üçünü hemen şöyle göstereyim. Evet, diğer aynısını diğer gate'e de yapın. Yani şöyle gidelim. Bunun da aynısını yapın arkadaşlar. Buradan gate'i açın mesela. Şunu kapatalım bu arada. Açın mesela gate, pardon, GUI bu yapın yani. Oradan halledersin artık yani, dediğim gibi. Bunun billboard ne acaba, onu merak ettim. Billboard'dan mı yaptık biz? GUI part var, bir de bu. Ha aynen, billboard şey herhalde. Bir saniye, onu da bakalım. Aynen, billboard içindeki şey olması lazım. Aynen, billboard arkadaşlar bu içindeki şey, oyuncu süre falan, onları da değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi text yazarak, yani buraya direkt text yazın, aratın arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde değiştirin. İşte bu şekilde yapın. Bunları da okumayın dediğim gibi aynı şekilde. Tamamdır. Bunlar da bitti. Şimdi siz bu yazıyı da değiştirmek istersiniz. Bu arada şu part sakın dokunmayın. Bu önemli bir part. Bunun olduğu yeri gösteriyor. Şunu basalım bu arada. Select'e basalım. Yani şuradan bunu bulmamız lazım. Bir saniye. Şuna basalım. Buradan part'ın burada, aynen gördüğünüz gibi bastık buraya part. Billboard koyu. Text label ve local script. Gördüğünüz gibi ne zaman kazanırsan, ne zaman kazanacaksın gibi bir şey de yazıyor burada. Bunu da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Live like if you enjoy diyor mesela burada. Orada ne yazıyor mesela? Ayrılmadan önce oyunu beğenir misin? Yani diyor ki mesela burada ne zaman oyunu kazanırsa bu yazı çıksın diyor arkadaşlar. Kısacası öyle bir şey işte arkadaşlar. Şuradan önceki bu yazı buradan değişmiyordu ya. Bir saniye, nereden diyor? Şu aynen text label'dan değişiyordu, gördüğün text label. Burada ayrılmadan önce beğenir misin gibi bir şey yazın. Fakat oyun başında da geliyor zaten bu arkadaşlar. Ayrılmadan önce beğenir misin gibi bir şey de yapabilirsiniz burada bu şekilde. Yani direkt text yazın buraya, yapın arkadaşlar. Ama sakın bunları silmeyin. Yani bunlar olması lazım. Başka neyi değiştireceğiz diye bakıyorum. Süre her şey hazır. Yolcular hazır. Her şeyi yaptık. Map'i değiştirebilirsiniz. Mesela bunların rengini falan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen brick color yazıyor. Buradan hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz böyle. Mesela şuradan. İstediğiniz renk yapın yani. Fakat ben ana rengin durmasını tercih ediyorum. Başka ne yap? Başka bir şey yapacak yok. Hemen şimdi oyuna girip bir test edelim arkadaşlar bu şekilde. Video bayağı da 17 dakika olmuş. Bayağı uzun. Fakat dediğim gibi bu eğitimi istediğiniz, ben de o yüzden çekiyorum. Hemen yapalım. Bir girersen oyuna. Evet, geldik. Gelir, hadi biraz zıpla zıpla hadi. Hadi lan gel. Aferin, geldin. Adamsın. Mesela ben buraya gireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi buraya yolcu yapmadık. Ama bir saniye, biz yolcu yaptığımız yere girelim ya. Şuraya. Buraya yolcu yapmıştık. Oradan girelim. Girdik. Evet, girdik gördüğünüz gibi. Hemen bu şekilde oturalım. Oturabiliyor bu arada istediğiniz yere, yani şöyle şöyle oturabilirsiniz. Şimdi bize oyun ışınlanacak arkadaşlar. Evet, sıfır ve ekran karardı. Evet. Bu şekilde oyuna ışınlanıyorsunuz. Fakat Roblox Studio olduğumuz için ışınlanmıyor. Normalde ışınlıyor arkadaşlar. Bu lobby dersi, lobby beğendiyseniz lütfen lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle size bir şekilde lobby yaptık. Dediğim gibi açılım kısmı hepsini koyacağım zaten. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Eğer anladığınız bir şey olursa lütfen Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Oradan yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.